ve mülteci meselesinde olduğu gibi en temel insan hakkı konusunda sınıfta kalanların bize ders vermesine tahammül gösteremeyiz. Hem Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da çatışmaları körükleyecek, bu çatışmalardan kazançlı çıkmanın hesabını yapacak, hem de sizin politikalarınızın ceremesini çeken mağdurlara kapılarınızı kapatacaksınız. Şu anda Batı'nın yaptığı bu değil mi? On kişi alıyor, 50 kişi alıyor, 100 kişi alıyor ve bunun da faturasını kesiyor. Bir taraftan ekonomik çıkarlarınızla birçok Afrika ülkesinde fakirliği kronik hale getireceksiniz. Diğer yandan da fakirlik ve çatışmalardan kaçan mazlumların Akdeniz'de, Ege'de boğulmalarına ses çıkarmayacaksınız. Ondan sonra Aylan bebeği alacaksınız, dergilerinizin kapağına adeta bir sömürü aracı olarak resmini dahi kullanacaksınız. Bunların mantığı bu. Anlayışı bu. Dürüst değiller. Samimi değiller. Aynı şeyi Ümran bebeğe yapacaksınız. Samimi değiller. Orayı bile sömürü aracı olarak kullanıyorlar. Kusura bakmayın. Böyle adaletsizlik, böyle çifte standart olmaz. Böyle insan hakları savunuculuğu, böyle demokrasi olmaz. Hiç kimse bu adaletsizlikleri görmezden gelmemizi beklemesin. Biz haklı olduğumuz ülkemizin, Afrikalı kardeşlerimizin, tüm insanlığın selameti için önemli gördüğümüz hususlarda itirazımızı yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Afrika kıtasının önceliklerini kendi önceliklerimiz olarak addediyoruz. Afrika'nın sorunlarına en iyi çözümlerin yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından geliştirilebileceğine inanıyoruz. Afrikalı kardeşlerimizin yol göstericilere ihtiyacı yok. Onların iyi ve kötü gününde yanlarında olacak yol arkadaşlarına ihtiyaçları vardır. Bunu böyle bilmeliyiz. Afrika açılımını başlattığımız 2005 yılından beri kıtaya bu şekilde bakıyor, Afrikalı kardeşlerimizi kader ortağımız olarak görüyoruz. Bir Afrika atasözünde çok güzel bir ifadedir. Bir günlük yağmur toprağın derinliklerine nüfuz etmez deniyor. Biz de kıta ülkeleriyle hasbi ilişki geliştirmenin, uzun vadeli ortaklıklar, dostluklar kurmanın win-win, kazan kazan temelinde işbirlikleri tesis etmenin gayretinde olduk. Anlık değil, sürekli. Kültür, turizm ve eğitim işbirliğinin geliştirilmesini, gençlerin desteklenmesini, kırsal ekonomi, tarımsal kalkınmanın ve kıtadaki altyapının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Kıtanın kapasitesini geliştirerek, gerekli altyapıyı inşa ederek ve istihdam oluşturarak, özellikle gençlerin ve kadınların hayata ümitle bakabilmeleri için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülke olarak Afrika'nın derin irfanından, deneyimlerinden, zorluklara direnme azminden öğrenecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bugün gerek ülkemizin içinde bulunduğu bölgeyi, gerekse de Afrika kıtası başta olmak üzere diğer coğrafyaları etkileyen tehditlerin başında, bunu sizler de gayet iyi yaşıyorsunuz. Örnekleri sizde de bol, terör geliyor.
terör örgütleri iletişim ve ulaşım imkanlarının da katkısıyla küreselleşiyor, metastaz geçiriyor. Bugün lokal terör örgütlerinden ziyade DAEŞ gibi, El-Kaide gibi, FETÖ, PKK, PYD, YPG gibi bölgesel ve küresel şer şebekelerinden bahsediyoruz. Boko Haram gibi bu tür örgütlerden bahsediyoruz. Eşşebab gibi bu tür terör örgütlerinden bahsediyoruz. Dünyada hiçbir ülke bu şer odaklarının tehditlerine karşı bağışıklık kazanmamıştır. Son dönemde Paris'te, Brüksel'de, Boston'da, Tunus'ta veya Türkiye'nin değişik şehirlerinde meydana gelen terör eylemleri maalesef bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesi ülkemizin yaşadığı başarısız darbe girişimi de bir yönüyle büyük bir terör eylemidir. 246 vatandaşımızın şehadetine, 2194'ünün de yaralanmasına neden olan bu terör eyleminin faili ise FETÖ terör örgütüdür. Uzun yıllardır legal görünümlü kuruluşlar altında örgütlenen eğitim öğretim gibi, insani yardım gibi, diyalog gibi kavramların arkasına saklanarak devlete sızan bu yapı 15 Temmuz gecesi ordumuz içindeki militanları aracılığıyla kanlı bir darbe girişiminde bulundu. Bu örgütün en yaygın olduğu kıtalardan bir tanesi Afrika kıtasıdır. Afrika kıtası ülkelerinin bu örgüte karşı çok hassas, çok dikkatli olması gerekir. Yarın eğer o ülkelerde devlete sızdıkları anda çok geç oldu diyebilirsiniz. Biz yaşadığımız için siz kardeşlerimizi uyarıyoruz. Vakit geçmeden diyoruz. Milletimizin demokrasisine, ülkesine ve bağımsızlığına sahip çıkması sayesinde hamdolsun bu ihanet teşebbüsü boşa çıkarıldı. Burada Afrikalı dostlarımızın ülkemiz ve milletimizle sergilediği dayanışma için özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin bu duruşu ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bir kez daha teyit etmiştir. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim. Dini kavramları kullanarak genç nesilleri ifsad eden, onları robotlaştıran bu örgüt sadece bize değil, varlık gösterdiği tüm ülkelere karşı büyük bir tehdittir. Ne diyor? 170 ülkede faaliyetimiz var diyor. Yani 170 ülkenin tüm o genç dimalarını zehirleyen, o 170 ülkenin devlet kademelerine sızma çalışmalarını sürdüren böyle bir darbeci terör örgütü. 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiseler hepimiz için, tüm ülkeler için çok büyük bir uyarı olmuştur. Nitekim kimi dostlarımız darbenin hemen ardından FETÖ'nün kendi ülkelerindeki faaliyetlerine son verme noktasında adımlar atmaya başladılar. Özellikle Afrikalı dostlarımızın Ali Cenaplığını istismar eden bu terör örgütüyle mücadelemizde desteklerinizin artarak sürmesini arzu ediyoruz. FETÖ ile mücadele hepimizin ortak mücadelesidir. Zira uluslararası terörle mücadelede uluslararası dayanışma şarttır. Eğer bu dayanışmayı sağlayamazsak hepimiz için bu tehdit yarın çok çok büyük boyutlarda gelişmiş olur. Sizler bu konuda bize yardım ederken inşallah bizler de herhangi bir boşluk oluşmaması için sizlerin yanında olacağız. Bu terör örgütüyle iltisaklı okullarda okuyan çocuklarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu amaçla kısa zaman önce Türkiye Maarif Vakfı'nı kurduk. Maarif Vakfımız şimdiden
kimi ülkelerde okulları devralmaya başladı. O ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarıyla işbirliği halinde oralarda çalışmalara başladılar. Bu süreç önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Bu noktada sizlerin katkı ve desteğini bekliyoruz. Kıymetli dostlarım, Türkiye yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme stratejisi izliyor. Sanayicimizin ve ticaret erbabımızın önündeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olduk. Bilhassa son 14 yılda attığımız bu adımlar sayesinde dış ticaret hacmimiz 350 milyar doları aştı. Müteahhitlik sektörümüz iş hacmi olarak dünyada ikinci sırada yer alıyor. Türk ihraç mallarının %90'ını işlenmiş sanayi malları teşkil ediyor. Kıtaya yönelik kapsamlı yaklaşımımızın ana bileşenlerinden birini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Bu anlamda şimdiye kadar 40 Afrika ülkesiyle ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması imzaladık ve karma ekonomik komisyon mekanizmaları oluşturduk. Az önce değerli bakanımın ifade ettiği gibi 39 ülkede malum büyükelçiliklerimiz var. Fakat bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz süratle, az önce değerli mevkidaşıma da ifade ettim, onların da desteğini istedim ve Afrika'nın tümünde büyükelçiliklerimizin inşallah açılmasıdır. Onun için dış işleri başta olmak üzere buna yoğunlaşacağız ve bunları da başaracağız. 19 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, 4 ülke ile serbest ticaret anlaşması, 9 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşmaların büyük bir kısmı yürürlüğe girmiş durumdadır. Ayrıca Dış Ekonomik İlişkiler Kurulumuz bünyesinde 33 Afrika ülkesiyle iş konseyleri tesis edildi. İş konseylerine ikili ticaret ve yatırımlarımızın gerçek potansiyelini yansıtacak seviyelere çıkarılması istikametinde önemli görevler düşüyor. Afrika ile ticaretimiz 2005 yılında yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinden 2015 yılında 17,5 milyar dolara yükseldi. Sahra altı Afrika ülkeleriyle 2005 yılında 2,7 milyar dolar olan ticaret hacmimiz ise 2015 yılında 6,6 milyar dolara ulaştı. Bölgedeki doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 3,6 milyar doları geçmiş durumdadır. Yatırımcılarımızın kıtaya olan ilgisinin son dönemde arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. 2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı görevini devraldığımdan bu yana 9 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Bu ziyaretlerimde iş adamlarımızın ve yatırımcılarımızın da heyetlerimde yer almasına önem veriyorum. Yine şimdi önümüzde ziyadesiyle ziyaret edeceğim Afrika ülkeleri var. Onları da yine ziyaretimde iş adamlarımızla birlikte, muhataplarımızla, iş adamlarıyla oralarda bir arada olacağız. Uluslararası platformlarda Afrika ülkeleri başta olmak üzere kalkınma yolundaki ülkelerin meselelerine öncelik veriyoruz. 10 yılda bir düzenlenen Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferanslarının dördüncüsüne 2011 yılında ev sahipliği yaptık. Türkiye 2011-2014 yılları arasında Sahra Altı Afrika ülkelerine 600 milyon doların üzerinde kalkınma yardımı sağladı. Ayrıca 2015 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı'na tarihte ilk defa düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ne ev sahipliği yaptık. 2019 yılında ise 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'ni inşallah ülkemizde düzenleyeceğiz. Tüm bu etkinliklerin gerekli hazırlıklarını Afrika Birliği'nin işbirliği ve katkılarıyla
yürüteceğiz. Tıpkı bir Afrika atasözünün dediği gibi, hızlı gitmek istiyorsan yalnız, uzağa gitmek istiyorsan beraber git. İnşallah biz önümüzdeki süreci el ele, omuz omuza birlikte yürüteceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun uzun soluklu bir beraberliğin dönüm noktalarından biri olmasını diliyorum. Katkılarınız, fikirleriniz ve emekleriniz için şimdiden şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Forumun ülkelerimiz ve tüm iş dünyamız açısından hayırlara vesile olmasını diliyor. Arta kalan vakitlerinizde mutlaka bu güzel şehri gezmenizi, görmenizi rica ediyorum. Sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini yüksek müsaadeleriyle kısa bir süre sahnede misafir etmek isteriz. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'yi, DEİK Başkanı Sayın Ömer Cihat Vardan'ı ve TİM Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'yi sahneye davet ediyorum. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katkıları ve teşriflerden dolayı hem teşekkürlerini hem de Afrika temalı Ebru çalışmasını arz edecekler. Ve aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanı Çat Devlet Başkanı Sayın İdris Deby İtno'yu da sahneye davet ediyorum. Kendilerine de İstanbul temalı Ebru çalışmasını hediye edecekler. Afrika Birliği Dönem Başkanı, Çat Devlet Başkanı Sayın İdris Deby İtno'ya İstanbul temalı Ebru çalışması hediye ediliyor konuk devlet başkanına. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Afrika temalı bir Ebru çalışması hediye ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Konuk Devlet Başkanı, yüksek müsaadelerinizle kısa bir süre daha sizi sahnede misafir etmek isteriz. Konuk bakanlarımızı, Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımızı, İstanbul Valimizi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı aile fotoğrafı için bu güzel anı ölümsüzleştirmek için sahneye davet ediyorum. I would like to invite guest ministers to the platform to a family photo.
Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na teşriflerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad Devlet Başkanı Sayın İdris Deby İtno'ya ve siz değerli katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Devlet Başkanı Sayın İdris Deby İtno aramızdan ayrılıyorlar. Kendilerini saygıyla ve alkışlarla uğurluyoruz efendim.